arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar için kolay ve güzel bir kazak süveter yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün bu renk iplikler ile kız bebek için yaptım. Aynı modeli siz farklı renk iplikleri kullanarak erkek bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Ben bugün 3 aylık bir bebek için yaptım bu kazak örgüsünü arkadaşlar. Siz Aynı modeli yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Her yaş çocuk için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de yapabilirsiniz. Kazak örgüsüne buradan gövde genişliğine göre zincir yaparak başlıyorum. Bebeğinizin veya çocuğunuzun bel ölçüsüne göre ölçüyü alın. Yarısını ön bölüm, yarısını arka bölümü olarak başlayabilirsiniz. Kol altına kadar ölçerek gövde yüksekliğini yaptıktan sonra bu kenarlardan bak kol kesimleri yaptım düz yaptım arkadaşlar çok zor bir kol kesimi değil kol kesimini yaptıktan sonra bu yaka kesimine kadar göz kararı ayarlama yapabilirsiniz yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre her yaş çocuk için yapabilirsiniz arkadaşlar kazak örgüsünde iplik olarak 3 renk iplik kullandım bakın beyaz renk iplik Şöyle bir sarı renk iplik var. Tatlı bir sarı renk. Bir de bu şekilde bir koyu pembe iplik var. İstediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak bu kazak örgüsünü yapabilirsiniz. Pembe renkli ipliğin etiketi yoktu. Onun için renk numarasını bilmiyorum. Sarı ve beyazı zaten her marka ipliklerde bulabilirsiniz. Pembe renk iplik ile her renk tonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara, 3 mm tığ kullandım. Elime sıklığına göre ben bugün bu tığı kullandım. Siz isterseniz bir numara büyük tığ kullanırsanız yaptığınız ölçü benim yaptığım ölçüden bir ölçü daha büyük olacaktır. Çiçek yapmazsanız erkek bebek için olabilir arkadaşlar bak. Ben bugün çiçek ile süsledim. Siz de bunun gibi güzel bir çiçek yapmak isterseniz bu çiçeğin olduğu YouTube linkini ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bu videonun açıklama bölümünde bulunan kolay örgü çiçek yapımı linkine tıklarsanız bunun gibi bir çiçek yapabilirsiniz veya farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Bunu çiçekleri yapmadan sade düz olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örgüye başlamadan yapacak olduğumuz kazağın ölçülerinde söylüyorum fikriniz olsun. Bak kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 cm. Gövde yüksekliğini ölçüyorum. 20 cm. Tam yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bak bu omuzdan itibaren. 30 cm bak yükseklik var. Bu ölçüde 3 aylık bebek için güzel bir ölçü. 3 aylık bebeğe göre biraz uzun arkadaşlar. Ben bilerek uzun çalışmayı tercih ettim. Siz isterseniz bu gövde yüksekliğini benim yaptığımdan 1 veya 2 model eksik yaparsanız daha mini bir kazak elde edersiniz. Bak arka görüntüsü de böyle arka görüntüsü düz arkadaşlar. Bir kesinti yapmıyoruz. Sadece ön bölümde yaka kesmesi yaptım bak ipliği hazırlayalım hep birlikte bu kolay ve güzel kazak örgüsüne başlayalım örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği bak ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 60 zincir yapalım. Atma zinciri yaptım çok sıkı zincirler yapmadım bakın arkadaşlar Bu atma zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum 27 santimetre bak zincir uzunluğu var Benim yapacağım ölçü için yeterli Siz bu zincir sayısını Yapacak olduğunuz çocuğun veya yetişkinin Gövde genişliğine göre ölçün arkadaşlar Yarısını ön bölüm yarısını arka bölüm olarak başlayabilirsiniz. Ben bugün 27 santimetrelik zincir yaptım. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada model yapıyorum. 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmek içine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak geriye dönüyorum. Bir önceki ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak burada bir çarpı şekli oluşturdum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Atlama yaptığım bak bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. bu bak başta ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan olacak arkadaşlar tek trabzan olarak bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum atlama yaptığım bak bu ilmeğe dönüyorum trabzan yapıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bak atlama yaptığım bu ilmeğe dönüyorum trabzan yapıyorum bak, bu şekilde oluyor sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar bak modelleri yaptım son modeli de yaptım arkadaşlar burada bir ilmek kaldı Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 model oldu. Şimdiki sırada beyaz renk iplik ile trabzan sırası yapıyorum. Bak bu şekilde bir beyaz iplik kullanıyorum. ilmeğin rengini beyaz renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü sağlamlaştırıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak bu ipliği de arada tutuyorum arkadaşlar. Diğer ilmekleri de birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bak bu pembe renk ipliği kesiyorum. Diğer renk ipliklere trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan sırası yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. Her ilmek üzerine bir trabzan yaptım. Son trabzanda bak burada ilmek atlayarak bir trabzan yaptım zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bu bir sıra üzerinde 56 trabzan var arkadaşlar. İkinci model sırasındayız. Örgüyü bir sıra renkli iplik ile model yapıyorum. Bir sırada da trabzan sırası yapıyorum. Bu sırada pembe renk iplik ile değil böyle bir sarı kullanıyorum. Bak ben bugün bu üç rengi kullanıyorum. Şimdiki sırada sarı renk iplik ile model sırası yapıyorum. Bir sonraki sırada beyaz renk iplik ile trabzan sırası yapacağız. İlmeğin rengini sarı renk yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, sağlamlaştırıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bak. Trabzan yapıyorum. Bu sırada beyaz ipliği kesmiyorum arkadaşlar. Örgünün içinden diğer tarafa geçittireceğiz. Bak buradan yine beyaz ile devam edeceğiz. Bir ilmek atlıyorum. Bak burada yaptığım modeli yapıyorum. İkinci ilmek içine trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu ilmeğe dönüyorum. Trabzan yapıyorum. Bak sıra başında ve sıra sonunda birer defa trabzan yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine trabzan yapıyorum geriye dönüyorum bak bu atladığım ilmek üzerine trabzan yapıyorum şu sarı renkli ipliğin ucunu kesiyorum bak beyaz ipliği devam ediyorum arkadaşlar arada tutuyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu atlama yaptığım ilmek üzerine dönerek trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmazsanız daha güzel olur arkadaşlar model. Bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmek içine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilmek üzerine dönerek trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde. Beyaz ipliği sıra sonuna kadar bu şekilde arada tutacağız. Bak ters tarafından görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar modelleri yaparak bak tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda bir ilmek kaldı. Bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak beyaz ipliği buraya getirdim arada. Şu şekilde oldu. Şimdi bu sırada beyaz renk iplik ile trabzan sırası yapıyorum. Bak beyaz renkli ipliğe başlıyorum. İlmeğin rengini beyaz renkli yapıyorum model olarak değişmedi arkadaşlar. Bak bu sırada da burada olduğu gibi 27 model var. Arada bir sayarsanız şaşırmazsınız. Bazı acemi arkadaşlar eksiltme veya arttırma yapıyor bu sıra başında ve sıra sonunda. Örgüleri eğik oluyor arkadaşlar. Onu önlemek için bu modelleri sayabilirsiniz. Arada bir kontrol edebilirsiniz. Örgüyü çeviriyorum. Bak sarı renkli ipliği keseceğiz arkadaşlar. Keselim isterseniz. Ben her sırada bu renkli iplikleri kesiyorum. Daha kolay oluyor. Bir sonraki sırada pembe renk iplik ile yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. Model sırasındayım. Bu sırada modeli pembe renkli iplik ile yapıyorum. İlmeğin rengini pembe renkli yapıyorum. Siz hangi renk ile yapıyorsanız o olacaktır arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak beyaz ipliği yine içeride tutuyorum. Diğer tarafa geçiriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Trabzan yapıyorum. Modelleri yapıyoruz. Bak bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyoruz. Bakın, ben dönüşümlü yapıyorum. Bu iki renkli modeller yapıyorum arkadaşlar. Bir sırada pembe renk, bir sırada sarı renkli model yapıyorum. Siz rengarenk de yapabilirsiniz bunu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Beyaz renkli iplik ile bak beyaz renkli ipliği içeride devam ediyorum. Buraya geçecek arkadaşlar. Buradan beyaz renkli ipliğe devam edebilirsiniz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre gövde yüksekliğini kol altına kadar tamamlayalım. Gövde bölümün örgüsünü kol altı yapacağım yere kadar tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra santimetre olarak da ölçüyorum 17 santimetre Yükseklik var Benim yapacağım ölçü için yeterli Sarı renkli ipliği burada kesiyorum Beyaz renkli ipliği bak buraya getirdim İlmek içinden çektim Sağlamlaştırıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum Buradan itibaren artık örgüyü yarım trabzan olarak devam ediyorum arkadaşlar Trabzanları burada bitirdim Tığ üzerine iplik alıyorum Bak bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum Yarım trabzanı bak bu şekilde yapıyorum Tığ üzerine iplik alıyorum Trabzan yapıyor gibi bak hepsini içinden bir defa da çekiyorum Tığ üzerine iplik alıyorum ilmek aldım. baktığı üzerinde 3 ilmek var. Hepsinin içine bir defa da çekiyorum. yarım trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 56 yarım trabzan var. Bu sıradan itibaren kol kesimini yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk 6 ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. Bak 1 ilmek kaydırmayı bak şu şekilde yapıyorum. Tığ ilmeğe taktım, iplik aldım, çektim. Tığ üzerine bulunan ilmekten de çekiyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek kaydırması yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bak bu ilmek kaydırma yaptım. Bunu atlıyorum. Bu ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bununla 7 oldu arkadaşlar. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmeği boş bırakacağız. 7. ilmeğe yine kesme yapacağız. Sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte yapıyorum bak. Çıkardım, bekletiyorum. ikinci ilmeğe tığ takıyorum, iplik aldım, çıkardım. Bak tığ üzerinde 4 ilmek var. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. Burada 1 2, 3, 4, 5, 6 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir sıra üzerinde 42 ilmek oldu arkadaşlar. 6 ilmek atladım. Bir burada bir burada kesme yaptım. 14 kesme oldu. 56'dan 14 kesme yaptık. 42 ilmek var. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğerlerinde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlar yaparak tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 42 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğerlerinde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Birkaç sıra bu şekilde yarım trabzan yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Yaka kesimi yapacağız. Yaka kesimi yapacağımız yere kadar 7-8 sıra olarak bu 42 ilmek ile devam edelim. Bu 42 ilmek ile ben 7 sıra olarak tamamladım. Bak sayıyorum başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu kol kesimi yaptığım sıradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 sıra 7 sıra oldu arkadaşlar bu sıradan itibaren yaka kesmeye başlıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu bir sıra üzerinde 42 yarım trabzan var tığ üzerine iplik alıyorum 10 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yarım trabzanı yaptım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum on yarım trabzan yapıyorum yine Bak 10 yarım trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu 10 ilmek ile 10-11 sıra kadar devam edelim. Omuz örgüsünü ben 10 sıra olarak tamamladım arkadaşlar. Bak yaka kesimi yaptığım yerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ile 10 sıra ördüm. Şimdi diğer omuz örgüsünü yapalım. Bak diğer omuz örgüsünü şu şekilde çeviriyorum. Bak buradan başladım 10 ilmek ile omuz örgüsüne başladım. Diğer taraftan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ilmekten ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sayalım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek üzerine yarım trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. 10 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu omuz örgüsünü kaç sıra yaptıysanız ben 10 sıra yaptım. Burayı da 10 ilmek ile 10 sıra olarak tamamlayalım gelelim. Diğer omuz örgüsünü de bak 10 sıra olarak yaptım arkadaşlar buradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpliği kesiyorum. Bak her ikisi de onar er sıra oldu bu yaka kesimi yaptığım yerden itibaren. Görüntüsü böyle oldu. Ön bölümün örgüsünü tamamladım. Şimdi arka bölümü de yapalım. Arka bölümü de bunun aynı sayısında başlıyorum arkadaşlar. 60 zincir ile başladım. 60 zincir ile başlıyorum. Bak pembe renk iplik ile şu şekilde ilk ilmeği yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. 60 zincir yapalım atma zinciri yaptım. Bak aynı oldu arkadaşlar. Bununla aynısını yapacağız çünkü. Tığ üzerine iplik alıyorum. 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bak ilmeğe dönüyorum. Şu bir ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. Trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum aynısını yapıyoruz bak bak bu şekilde bunun aynısını yapalım bu kol altı yaptığımız yere kadar bak bu beyaz ile bir sıra yarım trabzan yaptım oraya kadar arka bölümü de ön bölümün aynısını yaparak tamamlayalım Arka bölüm örgüsünü de ön bölümle aynı yaptım arkadaşlar. Bakın şu şekilde aynısı oldu. Bu kol altı kesimi yaptığım yere kadar tamamladım. En son beyaz renk iplik ile de yarım trabzan yaptım. Bu bir sıra üzerinde 56 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada yaptığım gibi kol kesimi yapıyorum. 6 ilmek üzerinden ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak 7. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bak 6.ye yapmıyorum. 6 atladım. Bununla da birlikte 7 oldu arkadaşlar. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanı yaptım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum. Bekletiyorum. Çıkardım bak. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım bir sıra üzerinde 42 yarım trabzan var arkadaşlar. Bak ön bölümde de 42 yarım trabzan ile devam ettim. Arka bölümde 42 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın. Arka bölümün örgüsü bu 42 ilmek ile devam edecek. Ön bölümün bu kol kesimini kas sıra yaptıysanız arka bölümünde bu kol kesimi olan yerden sayabilirsiniz. Aynı sıra olarak bak. Tamamlayalım gelelim. Arka bölümün örgüsünü kol kesimi yaptığım buradan itibaren 17 sıra olarak ördüm. Sayıyorum bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ön bölümün de bak kollu 17 sıra yaptım. Arka bölümü de 17 sıra olarak gördüm. Bak sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Eşit oldu. Şimdi omuz bölümünü birleştiriyorum. Bak buraya 10 ilmek ile omuz yaptım. Buradan da 10 ilmeği bu 10 ilmek ile birleştiriyorum. Örgünün yönüne bakıyorum. Bak, bu kabarık görünen renkli bölümlerin kabarık göründüğü bir bölüm var. Bak, bu şekilde burası düz görünüyor, burası kabarık görünüyor. Ben bu kabarık görüneni düz taraf yapmak istiyorum. Siz tercihinize göre burayı da düz olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bak, ön bölümü de aynı kabarık bölümü böyle gelecek şekilde yerleştirdim. Bak böyle oldu. Kabarık görünen yer düz yeri olacak arkadaşlar. Bak ipliği kesmiyorum. Burada bekletiyorum. Şu şekilde çeviriyorum bak. Örgünün ters tarafından birleştiriyoruz. Bak burası ters taraf olacak. Ön bölümün bu ilk ilmek içine tığı takıyorum. Burada bulunan ilmeği o ilmek içinden çekiyorum. Bak çektim. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım ön bölümde omuz için 10 ilmek yaptım arka bölümün 10 ilmek ile bu 10 ilmeği birleştiriyorum bak ilk ilmeği burada birleştirdim 2 sık iğneler yapıyorum 3 karşılıklı arıyorum bak buradan ilmeğe taktım karşıdan da ilmeğe tığ takıyorum sık iğne yapıyorum 4 5 6 7 8 9 bak son ilmek ile bu ilmeği de birleştiriyorum 10 ipliği kesiyorum Bakın arkadaşlar. Düz tarafının görüntüsü böyle. Diğer omuz örgüsünü de aynı birleştiriyorum. Bak yine örgünün ters tarafından şu ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ilmeğe tığ taktım. Buradan ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. 10 ilmeği birleştiriyoruz. son ilmeği birleştirdim ipliği kesiyorum bakın omuzlardan birleştirdik şimdi yan örgülerini birleştiriyorum yine örgünün ters tarafından sık iğne yapıyorum Bak bu ilk ilmeğe tığ taktım. Karşıdan da ilk ilmeğe tığ takıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Beyaz renkli iplik ile yapıyorum. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Sık iğne yapıyorum. Omuz bölümünde yaptığımız gibi sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmeklere tığ takarak sık iğneler yapıyorum. Bak bu trabzan sıralarında bazı yerde iki sık iğne yapabilirsiniz. Bazı yerde bir sık iğne arkadaşlar. Burada çekme yapmasın fazla da olmasın. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer tarafı da burada yaptığımız gibi sık iğne yaparak tamamlayalım. Diğer tarafı da sık iğne yaparak birleştirdim. Bak burayı sık iğne yaparak birleştirdim. Burada ipliği kestim. Diğer tarafı da birleştirdim arkadaşlar. Bu ipliği kesmedim. Burada etik ucunda bir düz bir ters örgüler yapacağız. Örgünün düz tarafını çeviriyorum. Bak şu şekilde örgünün düz tarafı bak böyle oldu. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü de bak böyle. Bak ipliği burada bekletiyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada beyaz renk iplik ile bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Bak bu her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Örgüye başlarken zincirler yapmıştık o zincirlerin üzerine bak trabzan yapıyorum bak böyle her ilmeği bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim her ilmeğe bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile burada yaptığım bak ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum Bak bir sıra trabzan sırası yaptım. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk trabzan düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı ters taraftan bak boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son trabzanda düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Son yaptığım ilmek ile bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bak iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bak görüntüsü böyle arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsan o yönde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bak düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim, ilmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sırada yine nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapalım. Bu bir ders, bir düz örgüleri tercihinize göre 4-5 sıra veya 6 sıra olarak tamamlayalım arkadaşlar. 5 sıra olarak tamamladım, ilmek kaydırma yaparak birleştirdim bak. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. İpliği kesiyorum. Arka görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Ön bölümün görüntüsü de böyle. Ben bunu 5 sıra yaptım. Siz bunu 4 sıra yapabilirsiniz, 6 sıra yapabilirsiniz tercihinize göre. Şimdi kol uçlarını yapalım. Bak ben kol örgüsünün birisinin bu şekilde pıtırcık modelleri yaptım çevresinden beyaz renk iplik ile diğer kol örgüsünü sizinle yapalım. kol altından başlıyorum. Bak bu birleştirme yaptığım yerde bulunan ilmekten bir ilmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak bu bir ilmek atılıyorum. Bu bak ön bölümün burada bulunan ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atılıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak bu şekilde pıtırcık modelleri oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile burada yaptığım, bak ilk ilme ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum, ipliği kesiyorum. Bak arkadaşlar, kolun örgüsü böyle oldu. Ben diğer kolu yaptım. Diğer kolu da bu kol örgüsünü başladığımız gibi başlayıp kol çevresinde pıtırcık modelleri yapabilirsiniz yaka çevresinde de burada yaptığım gibi pıtırcık modeli yapıyorum bak buradan başlıyorum ilmek yapıyorum iki zincir yapıyorum bir sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmek içine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, pıtırcık modelleri yapıyoruz. Yaka çevresinde pıtırcık modelleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Yaka çevresinde pıtırcık modelleri yaparak bak, başladığım yere kadar tamamladım. Son ilmek ile burada yaptığım ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ipliği kesiyorum bakın arkadaşlar yakanın görüntüsü böyle oldu buradan başladım çevresinde pıtırcık modelleri yaptım böylece tamamlamış oldum bakın çok güzel ve kullanışlı bir süeten kazak yaptık bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum 25 santimetre yüksekliğini ölçüyorum kol altından gövde yükseklik 20 santimetre omuz yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar bakın arka bölümden ölçelim bu kol yüksekliğini ölçüyorum 9 cm omuz genişliğini de ölçüyorum 5 cm bak genişlik var bak burası 5 cm oldu bu da 3 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.